Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Velleyl İzâ Yağşâ suresini değerlendireceğiz. Allahu Teala burada bize şöyle bildiriyor. Velleyl İzâ Yağşâ, bürüdüğü zaman geceye yemin ederim. Vennehâri İzâ Tecellâ, tecelli ettiğinde, açığa çıktığında gündüze yemin ederim. Ve ma halaka'z zekere ve'l unsa, Allah'ın yarattığı erkek ve dişi her şeye yemin ederim. Bütün bunlara yemin ederim ki inne sa'yakum leşetta. Sizin çalışmalarınız farklı farklıdır, değişiktir. Allahu Teala değişik şeylere yemin etti. Bunlardan birisi gece, bürüdüğü zaman geceye yemin ederim. Diğeri gündüz, açığa çıktığında gündüze yemin ederim. Ve ma halaka'z zekere ve'l unsa, erkek ve dişi olarak yaratılanlara yemin ederim. Ve ardından da bunun cevabı geldi. Sizlerin çalışması farklı farklıdır. Şu anda dünyada 6 milyardan fazla insan var. Bu insanların her biri ayrı bir alem. Ve hiçbir insanın hayatı diğeriyle aynı değil. Ve herkesin kendine göre özel bir dünyası var. Şu umumi alem içerisinde hepimizin hususi bir alemi var. Bu konuda şöyle bir misal verilir, onu paylaşayım. Mesela diyelim dışarıda güzel bir saray var. Bizlerin de elinde ayna var. Ve elimizdeki aynayı o saraya tutuyoruz. 6 milyar insan ellerindeki aynayı o saraya tuttuklarında her birinin aynasında o saray görülecektir. Ama nasıl görülecektir? Herkesin aynasına göre. Bir kısmının aynası eğri büğrüdür. Onlarda sarayın görüntüsü eğri büğrü olacaktır. Bir kısmının aynası yeşildir. Orada görüntü yeşil olacaktır. Bir kısmının aynası kırmızıdır. Orada kırmızı olacaktır. Çukur ayna, tümsek ayna gibi değişik ayna türleri vardır. Ve o aynalarda da görüntü ona göre meydana gelecektir. İşte dış dünya o saray gibi, bizlerin mahiyeti bir ayna gibi ve her birimiz dünyaya müteveccüh oluyoruz. Her birimizin farklı bir dünyası meydana geliyor. Ve o farklı dünyanın rengini, şeklini biz belirliyoruz. Yani kendi değer ölçülerimiz, kendi hayat felsefemiz ve kendi çalışmalarımız. Mesela bir insan gayet neşeli. Onun dünyası neşelidir, şendir. Bir başkası gayet üzüntülü, onun dünyası kararmıştır ve karanlıklar içerisindedir. Bunun gibi herkesin farklı bir dünyası oluyor. Her gün bize verilmiş olan 24 saat, 24 altından çok daha kıymetli. Her günkü 24 saat bir sermaye. Bizden istenen bu 24 saati en iyi bir şekilde değerlendirmek. Eskiler şöyle demişler: gün bugün, dem bu dem, an bu an. Yani işini yarına bırakma. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam helekel musevvifun buyurmuş. Yani işi sonraya bırakanlar helak oldu. Hani yarın yapacağım, şöyle edeceğim, böyle edeceğim diye bir kısım insanlar hep ileri tarihlere güzel şeyleri bırakırlar. Ama o ileri tarihlere ömürleri yetmeyebilir. Bundan dolayı hayatta olan kimseler bugünü ganimet bilmeli, içinde yaşadığı anı yine ganimet bilmeli ve en güzeliyle değerlendirmeli. İşte çalışmalarınız farklı farklı. Herkesin yaptığı çalışma birbirinden değişik. Burada iki ayrı grup halinde değerlendiriliyor. Çünkü neticede bu çalışmalar ya cenneti veya cehennemi sonuç verecektir. Cenneti netice verecek ameller nasıl? Cehennemi netice verecek ameller nasıl? Bunun değerlendirmesi yapılıyor. فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى. Ama kim verse ve günahlardan sakınsa, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, güzel olanı, en güzel olanı tasdik etse, imanı elde etse, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, biz onu en kolaya müyesser kılacağız. En güzel neticeye onu sevk edeceğiz. Burada birinci grubun durumu nazara verildi. Kim Allah yolunda verse,
günahlardan, nefsinin kötülüğünden, şeytanın desteklerinden sakınsa, en güzeli tasdik etse, yani Allah'a inansa, peygamberin getirdiklerini kabul etse, bu şekilde en güzeli tasdik etse, biz ona mükafat olarak cennete giden yolu kendisine kolaylaştıracağız. Normalde cennet nefsin istemediği şeylerle çevriliymiş. Şu anlamda, yani nefsin hoşuna gitmeyen şeyleri biz yaptığımızda bu bizi cennete götürüyor. Cehennem ise nefsin hoşuna giden şeylerle çevrili. Bir kimse hep nefsinin dediklerini yapacak olsa nefis günahlara meyyaldir. Günahları daima işlemiş olur. Bu da onu cehenneme doğru götürür. Burada vermekten bahsedildiğinden onu ben de örnek olarak verebilirim. Mesela normalde insan kendi nefsine kalsa vermek istemez. Çünkü insanın tabiatında cimrilik var. Dünyaya gelen bir bebeğin bile avucu şöyle yumuktur. Adeta bu cimriliğin de bir sembolüdür. Ve bebek sizin elinizdekine taliptir, almak ister. Ama siz onun elindekini almaya çalışsanız kolay kolay vermek istemez. Demek ki insanın tabiatında cimrilik var. Ama bu cimrilik aşılamaz bir cimrilik değildir. Dünkü cimri insan bugün cömert insan haline gelebilir. Bu da dini terbiye ile mümkündür. Yani bir insan Kur'an'a kulak verse, peygambere kulak verse, onun gittiği yoldan gitse Allah'ın izniyle cimrilikten kurtulacaktır. Ve emmâ men bahile ve stâne, ama kim de cimrilik yapsa ve istina gösterse, yani kendini her şeye yeterli görüyor ve Allah'tan bile istina gösteriyor. Peygamberin getirdiği hakikatlere karşı ilgisiz kalıyor. Kim de böyle olsa ve kezzebe bil husna, en güzeli yalanlasa. Din en güzel hakikatlerle dolu. Peygamberin getirdiği en güzel şeyler, ahiret en güzel şeylerle yine dolu. Bunları yalanlasa fesenü yessiruhu lil usra, onu da zorluğa sevk edeceğiz. Yani cehenneme giden yolu ona kolaylaştıracağız. Yani küllün müyesser diye bir hadiste ifade edilir. Herkes neticede gideceği yer için müyesser kılınmıştır. Yani bazıları cennete gidecek tarzda şeylere müyesser kılınır. Bazıları da cehenneme gidecek tarzda şeylere müyesser kılınır. Ancak bu taraf-ı ilahiden bir cebir gibi anlaşılmamalıdır. İnsan kendi iradesiyle cennete talip olur veya insan yine kendi iradesiyle cehenneme talip olur. Bununla alakalı mesela denilir ki men talebe ve cedde ve cede, kim ciddi bir şekilde talep ederse aradığını elde eder. Bu cennet için de geçerli, cehennem için de geçerli. Cennet ucuz değil. Bunun bir bedeli var ve bununla alakalı insanın bir imtihandan geçmesi lazım. Oraya layık ehil bir hale gelmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde nazara verildiği üzere Efe hasibtum diye başlıyor. Yani yoksa siz iman ettik demekle hemen cennete girivereceğinizi mi zannettiniz? Andolsun ki biz sizden önce nice çetin hallerle insanları denedik, imtihan ettik. Bu manada ayet-i kerimeler var. Ve bu ayet-i kerimeleri okuduğumuzda şunu anlıyoruz ki iman ettik demek bile yetmiyor. İman ettik dedikten sonra bunun bir test edilmesi lazım. Testten geçirilmesi lazım. Acaba iman ettik sözünde ne kadar sadığız? Gerçekten iman ettik mi? Yoksa kendimizi iman etmiş mi zannediyoruz? Bunların imtihanı olacak. Ve onun için insanlar çetin hallere maruz kalacaklar. Çetin sınavlardan geçecekler. Öte yandan küfür yolu insanın doğrudan kendisinin bir tercihidir. İnsan küfür yolunu tercih etmişse Allah onunla alakalı şeyleri karşısına çıkarır ve ona göre bir hayat tarzı olur. Ona göre bir hayat felsefesi meydana gelir. Dolayısıyla cennete giden de Allah'ın izniyle gitmiş olur. Cehenneme giden de yine Allah'ın izniyle gitmiş olur. Ama cennete giden onunla alakalı çalışmalar yapmış. Allah da yolu ona kolaylaştırmıştır.
cehenneme giden cehennemle alakalı talepleri olmuş, onunla alakalı çalışmalar olmuş. Netice itibariyle de öyle bir cezayı hak etmiştir. Yoksa bütün insanlar Allah'ın kuludur. Allah-u Teala insanları cenneti kazansınlar diye yaratmıştır. Ama bunun bir imtihan süreci olması gerekir. Bundan dolayı da şu dünyada insanlar çok çetin imtihanlardan geçirilmektedir. وَمَا يُعْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّ O kimsenin malı, cehenneme gidecek olan kimsenin malı, cehenneme doğru düşürüldüğünde, oraya doğru atıldığında kendisine bir fayda vermez. Karun'u düşünelim. Dünyanın en büyük zenginlerinden olarak yaşadı. Dünyada da bir çukura düştü. Yani malıyla, servetiyle beraber yerin dibine geçirildi. Diğer alemde de cehenneme atılacak. Dünyadaki malı, serveti onu cehennemden kurtaramayacak. Benzeri durumda diğer bütün cehenneme gidecek olan zengin kimseler. Dünyadaki malları, servetleri onları kurtarmayacak. İnne aleyna lel-hude, hidayeti beyan etmek bize aittir. Yani Allah-u Teala hak yolu, hakikat yolunu insanlara beyan eder. Bununla alakalı peygamberler gönderir, kitaplar indirir. İnsanlara akıl vermiştir. Ve insanların kalbine ilhamda bulunur. Bu gibi şeylerle Allah-u Teala hak yolu, doğru yolu insanlara gösterir. Ve inne lena lel ahirete vel ula, ahiret de ula da, dünya da bizimdir. Yani ahireti yaratan da Allah, dünyayı yaratan da Allah. Burada ahiretin önce ifade edilmesi, asıl olan ahirettir. Asıl olan dünya değil, ahiret hayatı olmasındandır. Çünkü dünya gelip geçicidir, ahiret ise daimidir, ebedidir. Dolayısıyla asıl makam ahiretteki makamdır. Asıl zenginlik cennetteki zenginliktir. Asıl büyüklük oradaki büyüklüktür. Dünyadakiler gelip geçicidir. فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَزَّ Artık ben sizi o alevli cehennem ateşiyle uyardım. Yani dehşetli alevleri olan, insanları yakıp kavuran o cehennem ateşiyle ben sizi uyardım. لَا يَصْلَاهَا اِلَّا الْاَشْكَى O cehenneme en şaki olandan başkası girmez. Ayet-i kerimede bunun ismi taftille anlatılması, normalde şaki olanlar cehenneme gider ama en şaki olanlar orada daimi kalır. Bir de şu manada olabilir. Allah-u Teala o şaki olan, yani şekavet içinde olan kimseleri dilerse de affeder. İmanı varsa şefaatle kurtulabilir. Doğrudan affı ilahiyle kurtulabilir. Veya cehennemde bir miktar kaldıktan sonra bunlar yine cennete girecektir. Ayetlerden, hadislerden bu mana anlaşılmaktadır. Ellezî kezzebe ve tevelle bu eşka olan, yani en şaki olan kimdir? Bu ilahi ayetleri yalanlamıştır ve o ilahi ayetlerden, Allah'ın emirlerinden, yasaklarından da yüz çevirmiştir. Bu durumda olan kimse en şaki kimsedir ve bu cehennemi hak etmiş demektir. Ve seyücennebuhel etka, en müttaki olan, en ziyade böyle günahlardan kaçınan kimse ise böyle bir akibetten uzak kalacaktır. Yani cehennem ateşinden uzak kalacak ve cehennem ateşini görmeden, doğrudan lütfu ilahiyle, yani cehenneme girmeden lütfu ilahiyle cennete girecektir. Bir başka ayette ve in minkum illa variduha buyurulmuş. Orada yani sizden her biri o cehenneme uğrayacak gibi böyle bir mana verilebiliyor. Bunu şöyle açıklamış alimler. Ehli iman geçip gidecek. Yani bir ateş diyelim, her tarafın ateş olduğu bir yeri düşünelim. Uçakla bunun üzerinden gitmek gibi. Ehli iman o cehennem ateşinin üzerinden hiçbir ateşin etkisini hissetmeden uçup gidecek, geçip gidecek ve böylece cennete ulaşmış olacaklar. Ama kafirler açısından ise
doğrudan o ateşe o insanlar atılacak. İşte en müttaki olan, günahlardan en ziyade kaçınan kimse bu şekilde cehennemden uzak olacaktır. Ellezî, bu kimse ki yu'tî mâlehu yetezekke, malını arınmak için verir. Yani malını Allah yolunda verir. Bu şekilde nefsini kötülüklerden arıtmış olur. Nefsini egoizmden, bencillikten kurtarmış olur. Ve böylece o manevi kirlerden, paslardan, günahlardan uzak kalır. Ve mâ li ehadin indehu min ni'metin tüczâ, ve bu kimsenin kimse nezdinde bir beklentisi de yoktur. Yani ben şöyle yapayım, onlar da bana şöyle faydalı olsun gibi bu tarz bir beklenti içerisinde değildir. Hani bazı insanlar verir ama insanlardan da bir beklenti içerisinde olur. Ya tarihe geçmek, ya şöhretle yad edilmek, alkışlanmak, bu gibi şeyler ister. Ama gerçek anlamda en müttaki olan verdiğini Allah için verir. Arınmak için, günahlardan arınmak için verir ve hiçbir beklenti içinde olmaz. Bununla alakalı denilir ki ver, unut. Yani Allah yolunda vereceğini ver, insanlara yardımcı ol ama ardından da ben şöyle yardım ettim, böyle yardım ettim hatırına bile getirme, ta ki gurura düşmeyesin, ta ki kendini bir şey zannetmeyesin. İlle ibtiga evçi rabbil ala, ancak bunu Rabbi alasının rızası için yapmıştır. Yani bunu yaparken Cenab-ı Hakk'ın rızasını gözetmiş, insanlardan bir teşekkür beklemeden, bir beklenti içinde olmadan bunu yapmıştır. İnneme nut'imukum li veçilleh, başka ayette ifade ediliyor. Biz size Allah için ikramda bulunuyoruz. La nuridu minkum cezaen ve la şukura, sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür beklemiyoruz. Bu yaptığımız işi Allah için yapmaktır. Ve le sevfe yerda, ve bu kimse sonra razı olacaktır. Yani Allah-u Teala onu öyle mükafatlandıracak ki o da o haline razı olacak. İyi ki böyle yapmışım, iyi ki Allah için yapmışım diyecektir. İnsanlardan bir beklenti içinde olanlar riya, gösteriş gibi sebeplerle bir şeyler yapmış olur ve Allah-u Teala o riyakarlara mükafat vermeyecektir. Diğer alemde kimden bir şey beklemişseniz gidin onlardan alın denilecektir. Ama Allah için yapanlara Allah-u Teala bolca mükafat verecek ve o kimseler de bu hallerinden razı olacaklar, memnun kalacaklardır. Burada etka olarak anlatılan Ebu Bekir Sıddık'la alakalı olduğu sebeb-i nüzul itibariyle tefsirlerde ifade edilir. O bunun mazharlarındandır. Yani doğrudan ayette isim vermiyor. Özellikler olarak anlatılıyor. Elbette Ebu Bekir Sıddık Allah için veren, kimseden bir beklentisi olmadan malının tamamını feda edebilen numune bir insandır. Ve tarih boyunca da o yolda gitmeye çalışan başkaları da olmuştur. Ayet-i kerime hepsini şumulüne alacak bir ifadeyle, genel bir ifadeyle gelmiştir. Allah-u Teala bizleri kötülüklerden uzak kalan, Allah yolunda ihlasla verebilen bahtiyarlardan olmayı nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.